Hop, demek ki 55. dersimizde mavzu şar ve sfera mavzudamız. Hop, şimdi şar bana sferanın ne farkı var deseniz, ikonik tam kuruluştan şekli bir xil bo'ladi. Fakat yine şarning hacmi bo'ladi, sferanın ise hacmi bo'lmaydi. Yani misol uchun oddigina futbol kaptogi bu sferaga misol keltirish mumkin bo'ladi. Yani üstüne yüzesi var, lekin içi boşluk bo'ladi. Ana şu sfera bo'ladi. Hop, endi sharga misol keltiradigan bo'lsak, misol uchun bilyard toshlari bo'ladi. Ya'ni ichi to'la bo'lgan toshlar bo'ladi. Ana shuni sharga misol keltirish mumkin bo'ladi. Ya'ni ichi to'la bo'lsa shar bo'ladi, ichi bo'shliq bo'ladigan bo'lsa sfera bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham yumaloq shaklda bo'ladi, kaptok shaklida. Hop, demak, endi bu yerda qaranglar. Hop, yer şar radiusi, ya'ni mana shu şar desak shuni bilasizlarki, radius mana shu markaz bo'lsa, bu yerdan bu yergacha ham radius, bu yoq ham radius, barcha chetki joylargacha bo'lgan masofa radius hisoblanadi. Hop, endi mana bu şar sirtini yuzasini topish bo'lmadi, ya'ni mana bu to'la sirtini. Bu sfera uchun ham qo'llashingiz mumkin buni, faqat şar uchun emas, chunki uning ham sirti bo'ladi albatta. Hop, ikkinchi navbatda shar kesimining radiusi, mana shuni shar desam, shar kesimi deganda biz tushunishimiz kerak, mana bunday ko'rinishda bitta kesib qo'ydik deylik. Mana shu kesimning radiusi, mana kichikroq radius bo'ladi, bilasizlar, mana bu radius, mana bundan ko'ra nima kichik bo'ladi. Hop, markazidan kesimigacha masofa d uchun, ya'ni mana bu sharning markazi bo'lsa, bundan mana bu yergacha bo'lgan masofani d deb belgilayapti-da. Mana shu d ning kvadratiga mana bu r ning kvadratini qo'ysam nima bo'ladi? Mana bu gipotenuza kelib chiqadi. Gipotenuza nimaga teng? Radiusga teng. Mana bunga mana shu formula shundan kelib chiqqan. Hop, aytayapti, mana bu esa sharning hajmi, ya'ni shar uchun bu qo'llaniladigan hajm formulasi. Radius, radius, boshqa mana bu hammasi berilgan. Hop, undan tashqari balandligi h ga teng bo'lgan shar segmentining hajmini topish formulasi. Ya'ni balandligi h ga teng bo'lgan shar segmentining hajmini topish deganda mana bu hajmni nazarda tutiladi. Ya'ni mana misol uchun kesib qo'ydik mana bu yerni. Mana shu kesganimizdan yuqori qismni segment desak mana bu qismda mana bu. Mana shuning hajmini topish formulasi mana shu formuladan iborat. Mana shu formula yordamida mana shu segmentning hajmini topib olamiz biz. Hop, endi 5-chi holatda. Bu yerda aytilyaptiki, markazi A, B, C nuqtada va radiusi R ga teng bo'lgan sfera tenglamasi. Mana bu sfera tenglamasi sharning ham tenglamasi bo'ladi, uning ham tenglamasi mana shu tenglamalar bilan bir xil bo'ladi. Demak, bu mana shu A, B, C markazi ABC nuqtalarda radius erga teng bo'lgan sfera tenglamasi mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, bularni asosan biz misol ishlomida mukammal o'rganib boraveramiz. Demak, e'tiborimizni misolga qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda rasmda ko'rsatilgan figurani OX o'qi atrofida aylanishdan hosil bo'lgan hajmini toping deyilyapti, jismning hajmini. Endi qaranglar, bu chizma kamchiligi bor, xato emasmi, kamchiligi bor. Ya'ni mana bu yerda uch berganda mana bunday shakl bo'lgan bo'lsa, aslini olganda mana bu yerda mana shunday. Va radius mana bu yerda bo'lgan, mana bu yer radius r degani. Hop, endi mana shuni OX o'qida, ya'ni X o'qi atrofida bunaqasiga aylantirsak nima bo'ladi? Mana bu chiziq bu yoqqa o'tib qoladi. Va mana bu ham bu yoqqa o'tib qoladi, aylanishining hisobiga bizga ko'rinishi. Ko'rib turibsizki, natijada mana bu tomoni yarim shar, bu yoq esa nima qoladi? Bitta konus paydo bo'lib qoladi. Demak, biz bitta konusning bitta yarim sharga yig'indisini topsak, hajmini bir-biriga qo'shsak, shunda biz topishimiz kerak bo'lgan jismning hajmini topgan bo'lar ekanmiz. Demak, birinchi navbatda V konusning hajmini topadigan bo'lsak, u nimaga teng? 1 taqsim 3 ko'paytirilgan asosingizda. Asosingiz nimaga teng? Radius bu yerda 3 ga teng bo'lishi ham to'g'rimi? Demak, radius pi r kvadratiga pi ko'paygan r kvadrat, ya'ni 3 ning kvadrati 9. Hop, ko'paytirilgan balandlik. Mana bu yerdan bu yergacha necha? 4 ko'paytirilgan 4, demak.
Hop tenglik bu yerdan bu balan bu qisqarsa 3 bo'ladi 4 bo'lish 12. 12 pi bo'ladi. Endi bu konusning hajmi endi bizga kerak v yarim sharning hajmi. Demak, sharni sh desak, uning yarim hajmini topish uchun oldiga 1 taqsim 2 ni ko'paytiramiz va ko'paytirilgan formulasini yozamiz. Ya'ni mana buni. Unga ko'ra 4 pi ko'paygan r kvadrat rning kubi, ya'ni r nechiga 3 ga teng? 3 ning kubi 27 taqsim 3. Mana shuni hisoblaymiz endi. Buni bunga bo'lsak 9, buni bunga bo'lsak 2, 9 ga 2 18 pi bo'ladi. Demak, yarim sharimizning hajmi. Demak, endi bir-biriga qo'shamiz va to'la jism. Tenglik. Xo'p, bunga buni qo'shsak nima qoladi? Bunga buni qo'shsak 0, 30. Demak, 30 pi degan javob bo'lar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana E javobda keltirilgan. Endi bunda esa endi sal chizmaga yaqinlashgan, unda ham ozgina kamchiligi bor baribir. Mana bu yerni chizmagan, bunda ham mana bu yerni chizib o'tib ketmagan, mana bunday qilib. Xo'p, endi yana bunda ham xuddi shunday chizmada ko'rsatilgan figurani OX o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning sirtini, yuzini toping deyilyapti. Bu yerda hajm emas, sirtini, yuzini topishimiz kerak ekan. Ya'ni mana shu jismni OX o'qi atrofida mana bunaqasiga aylantirsak, buni nima bo'ladi? Mana bu chiziq bu tomonga ham ko'chib qoladi aylanishining hisobiga. Mana bu doira, mana bu sharning ham sirti bu tomonga ko'chib qoladi. Natijada bitta silindru bitta yarim shar paydo bo'lib qoladi. Mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, birinchi silindrning yuzasini topamiz. Silindr demani konusning. Birpas oldin silindr deb formalimmi? Konusning. Konusning birinchi yuzini topamiz, yon sirtining yuzini. Xo'p, S yon nimaga teng edi konusda? PRL ga teng edi, demak P ko'paygan R ko'paygan L. Xo'p, R bor 6 ga teng, lekin L yo'q. Mana bu yer 6 bo'lsa, bu yer 8 bo'lsa, mana bu yerdan bu yergacha mana bu yer necha bo'ladi gipotenuza? 10 bo'lib qoladi. Demak, 10 u ham topildi. Demak, P ko'paygan 6 ko'paygan 10. Ko'paytirsak 60 pi degan javob bo'larkan. Hozir bu mana bu konusning yuzasi. Yon asosining yuzasi emas, yonning yuzasi. Endi mana bu sharning yarim yuzasini topaman. Ya'ni mana bu to'la yuzasini formulasi bo'lsa, mana shu sharning. Xo'p, mana shu sharning yarim yuzasini topish uchun esa 1 taqsim 2 ni ko'paytirib olaman unga va ko'paygan 4 ko'paygan pi. Xo'p, demak PR ning kvadrat, ya'ni 36. 4 ni 2 ga bo'lsam 2, 36 ga ko'paytirsam 72 pi degan holat kelib chiqadi. Endi bir-biriga qo'shib yuborsam, S to'la yuza teng bo'ladiki, xo'p 0 ga 2 ni qo'shsak 2, xo'p bunga buni qo'shsak 13. Demak 132 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 3-chi misolimizda aytilyaptiki, agar sferaning radiusi 50% ga ortilsa, sfera sirtining yuzi necha foizga ko'payadi? Mana shu sfera bo'ladigan bo'lsa, uning mana bu yerdagi radiusi nima 50% ga ortiladi. Demak, R2 50% ga ortdi degani, R1 ga qo'shaman, mana shu R1 ning 50% ni, ya'ni 0.5 R1 ni qo'shsam nima paydo bo'lib qoladi? 1/5 r1 paydo bo'lib qoladi. Demak, r1 ga qaraganda 1.5 barobarga oshgan bo'ladi. Mana bu r2. Xo'p, endi qaranglar, mana shu holatda sferaning yuzasi necha foizga ko'payadi? Ya'ni mana bu formula shar uchun ham, sfera uchun ham ketaveradi. Xo'p, endi s 2 nimaga teng bo'ladi? S2 4 ta pi ko'paytirilgan r kvadrat. R kvadratning o'rniga mana buni qo'yaman. Demak, mana shuning kvadrati. Uning kvadrati esa 2.125 r1 kvadratga teng bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu 4 pi bilan r1 kvadrat nimani beradi?
S2'nin S1'ini verildi. Demek bana şimdi yazışı mümkün eken 2 bütün %25 köpeygen S1 deyelim. Şimdi bana şu neresi nece faizge köpeyadı degenini anıqlaştım. Bana bunda aldıdaki kıymetten birini ayırıp 100'ünü köpeydiremem. Hop 2 bütün %25'ten ayırıyman birini ve köpeydiremem 100'ünü. Mana shunda necha foizga ko'paygani kelib chiqadi. Bundan bu kelsa 1.25 bo'ladi. 100 ga ko'paytirsak 1.25 foizga ortadi degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 13-chi misolimizda aytilyaptiki, radius 13 ga teng bo'lgan shar. Xo'p, mana shu sharning radiusi 13 ga teng deylik. Mana bu yerdan mana chetki nuqtachaga bo'lgan masofasi, ya'ni R 13 ga teng ekan, ya'ni R teng 13. Xo'p. Endi aytayaptiki, bo'lgan shar tekislik bilan kesilgan. Agar shar markazdan kesimigacha masofa 10 ga teng bo'lsa, kesimning uzunligini toping. Xo'p, mana shu yerdan, misol uchun, mana bu yerdan mana shu aylana orqali kesib tashladi mashinadan pichoqni. Kesgan ekan. Mana shuning markazini mana shu yer desam kesimni mana shu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 10 ga teng ekan. Mana shu yer 10 ga teng ekan. Xo'p, shu mana shu kesimning yuzasini topishimiz kerak ekan. Endi bizning mana bu yergacha bo'lgan masofamiz radiusga tengmi? Mana bu yer yerga teng-a, to'g'rimi? Endi mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa esa mana bu kesimning radiusiga teng, ya'ni kichkina yerga. Xo'p, biz kichkina erni topish uchun nima qilamiz? Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, unga ko'ra erning kvadrati kichkina erning kvadrati teng bo'ladi mana bu katta radiusning kvadratidan, mana bu 10 ning kvadratini ayirmasi. Mana uning kvadrati 169 minus 100. Demak, buni ayirsak nima bo'ladi? 69 foyda bo'ladi er kvadrati. Endi r kvadrat 69 ga teng bo'lsa, uning yuzasi nimaga teng? Ana shu kesimning yuzasi. Pi kichkina r kvadratga teng. Demak, mana bu olib borib qo'yaveraman mana bu yerga. Shunda 69 pi degan javob paydo bo'ladi. Bu esa mana A javobga keltirilgan. Xo'p, demak, 5-chi misolimizda aytilyaptiki, radiuslari 2, buning radiusi 1 desak, bu 2 ga teng ekan. Keyingisiniki r2 desak, buniki 3 ga teng ekan. Keyingisiniki r 3 desak, buniki 4 ga teng ekan. Xo'p, mana shunga teng bo'lgan metal sharlar eritilib bitta shar quyildi. Ya'ni mana bularni eritilib mana bunday ko'rinishda bo'lgan kattaroq shar hosil qildi. Xo'p, shu sharning hajmini toping. Mana shu katta sharning va katta deb aytsam shuni hajmini mana shuni topishim kerak ekan. Buni topish uchun nima qilishim kerak? Mana bularning har birini alohidadan hajmlarini topib turib bir-biriga qo'ysam va katta shar hosil kelib chiqadi. Ya'ni va katta shar teng. Buni hajmi nimaga teng mana? Hajm formulasiga ko'ra 4/3 hammasida bo'ladi. Shuning uchun 4π/3 ni qasdlash qilib chiqarib boraman. Shunda qasning ichida r ning kubi 2 ning kubi 8 ga teng plus 3 ning kubi 27 ga teng plus 4 ning kubi 64 ga teng. Demak, mana shularning yig'indisini topaman va qo'shib bir-biriga qo'shib turib 4 ga ko'paytirib 3 ga bo'lib qo'ysak, yig'indi kelib chiqadi demak. Xo'p, demak 27 ga 8 ni qo'shsak 35, unga qo'shamiz endi 64 ni. 99 ga teng ekan, 99 ni 3 ga bo'lib yuborsak 33 ko'paygan 4π bo'ladi. Endi mana shu 33 ni ko'paytiramiz 4 ga. Xo'p, 33 ni ko'paytirsak 4 ga 132 ga teng ekan. Demak 132π degan 32 mana bu 3 P degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana Y javobda keltirilgan. Xo'p, demak 6-chi misolimizda sirtining yuzi 16 pi ga teng bo'lgan sharning hajmini toping. Sirtining yuzini topish uchun formulasi mana bunga teng. Demak 4 pi r kvadratni men tenglar ekanman 16 pi ga. Xo'p, bu yerdan bu baland bu qisqarib ketsa 16 ni 4 ga bo'lsak 4, yuzdan chiqarsak 4 ni 2 ga teng ekan, demak radius. Radius 2 ga teng bo'lsa mana bu formuladan foydalansak bo'ldi demak. Xo'p, 4 ko'paygan pi ko'paygan 2 ning kubi 8 ga teng / 3. Xo'p, 8 kere 4 32.
bir taksım 3. Tenglik, şimdi 30'un 2'ni 3'e bölsek 10 bütün 2 taksım 3 degen bana şimdi konuşta kasır payda buladı, bana şimdi cevap buladı. Bu ise bana S cevapta kıyaltırılıyor. Hop demek, 7. misalımızda şarjın radyosu 830 pi geldi. Hop, radyosunun ahireden, bu bilen 60 kras bölçek təşkil etedigen, kesu 3'e tekstilik ötkizilgen. Hop demek, bana şu kesu 3'e tekstilgen. Demek bunun radyosu bana bu yerden başlansa, bana bu yerge boradı elbette. Hop, bana şu ular arasındaki, hem de 430'dan, arasındaki bana bu bölçek 60 kratiske teyirgen. Hop, demek bana şu yerden, bana bu 430'dan, bana 190 kratisi bir çubuk olacak, bana bu yerden, bu yerge boyunca masrafta küçükine yer, yani bana bu kesi uçunun radyosu, bana bu yerde katta yer. Hop, küçükine yerini topşun gerek olacak. Təşkil edədi, kesirci tekstil ötkizir, yani kesimin yüzünü topun, yani bana şunun yüzdəsini topuşunuz gerekir. O bunun yüzdəsini topuşun indi biz, dəhzlər kiçikinə radiusunu topu borçumuz gerekir. Ümumiyyə görə, kiçikinə radiusunun kətdə radiusuna nisbətini mən verədi, ula orasıdakı bir çəkinin kosinəsini, yani kosinəs 60 gradusunu. Hop, indi kiçikinə yer, məgətin, yer köpəyən, yani 8-9-dır pi, köpəyən kosinəs 60 gradus, kosinəs 60 gradusda bir təxsim 2 getirin. 8'in 2'ye bölsek 4 pi bu kaladı. Demek ki radius şunu getirin ki şimdi bunun yüzdesini topuşun için kuyuda geçir bulmuyor burada pi r kvadrat deyken. Demek pi köpeyken bunun kvadratı ne için? 16 taksın pi. Pi bölen pi'nin kısaltırı borçlayıp 16 deyken cevap gelip çıkardı. Bu ise bana s cevapta geltirilgen. Hop, anayla 8'in için misal da etkili yaptı ki şerini boyaş için de yaptı. 50 meslege birliğe den boyak işletildi. Misal için 50 kilo boyoq ishlatildi deylik. İşletildi. Eğer şerinin diametrini 2 marta aşırılsa, onun boyash için qancha boyoq kerak bo'ladi. Mana şu narsani yuzaga teng deylik. Şerinin yuzasiga 50 kilo. Hop, endi bu birinchi holatdagi. Hop, bu birinchi holatda nima bo'ladi formulasi? Pi 4 pi yana ko'paygan 4 pi ko'paygan r kvadrat. Demek r kvadrat 1'nin kvadratı bana şunu getirdim. Şimdi ikinci halette s2 bu. S2 bana şunu topuşunu soruldu yaptı. Hop, onun formülasını getirdim s2'nin. Pi köpeygen 4 r2'nin kvadratı. Hop, şimdi r2 ne böyle yaptı? R1'den göre 2 mertte ortu yaptı. Yani diametre 2 mertte ortu digen, radius ham 2 mertte ortu digen elbette. Bundan kelib chiqadi ki biz mana buning o'rniga mana buni olib kelib qo'ysak bo'laveradi. Qo'ysak S2 teng 4 pi va mana buning kvadrati 4 r1 kvadrat. Hop, endi qaranglar. Mana bu 4 mana bu pi 4 r2 r1 ning kvadratini mana beradi mana bu yer 50 ni beradi. Demak 50 ko'paygan 4 bo'lib qolar ekan. Yani 50 ni 4 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 200. Demak 200 kilo bo'yoq kerak bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, demak 9-chi misolimizda aytilyaptiki, shardan tashqaridagi M nuqtadan unga sirtiga MN urumi o'tkazildi. Mana shu nuqtadan mana bunday ko'rinishda MN urumi o'tkazildi va M nuqtadan sharning sirtigacha bo'lgan eng qisqa masofa 6. Ya'ni mana bu yer 6 ga teng ekan. Mana bu yer. Xo'p, sharning markazigacha bo'lgan masofa esa 15 ga teng ekan. Mana shu nuqtada. Xo'p, demak, mana shu yerdan mana shu yergacha bo'lgan esa 15 ekan. Xo'p, bundan kelib chiqadiki 15'ten 6'ını çıkarıp görsek, radius ne çok kaladı? 9 kaladı. Demek, mana bu yerden, mana bu en nokta geçer bölgen masrafı 9 getirdiğini bilirken biz. En özürlüğünü topun diye, mana bu yerine. Şu yerine x desem, buyur, körüp durdunuz ki, mana bu 90 grad bir çok olsa da urunadı, mana bu urunmaya radius. Hop, şimdi, bu yerde Pifagor teoremasını kullanıp oranımızı x'in topuşu için, x deyin, ıldız 9'da. 15'nin kvadratı 225'ten 225'ten
ayırıp yuboramız 9'nin kvadratı 81'ni. Ayırsak 144 keting. Bundan ise bilemiz ki 12 yıldız çıkadı. Demek bizim cevabımız 12 iken bu ise D cevabda keltirilgen. Demek 13 misolumuz etilip ki kovak şer diametrinin hacmi 252 piye teng. Devorning kalınlığı ise 3'ge teng. Hop, taşkı şerinin radyusunu toping deyilyapti. Hop, karayna bu yerde. Şunday bo'lyapti ki mana g'ovak, mana bu yerda hajmi bor-da, buning ichidagi g'ovak. Xo'p, mana shu, mana yay, mana bu ko'k rangli joyning hajmi mana bunga teng ekan. Buni hajmi nimaga teng bo'lgan? O'zi aslini olganda desangiz, mana shu yerdan mana bu yergacha bo'lgan katta radius ning hajmidan mana bu yergacha bo'lgan kichkina radiusning hajmini mana bu ichini shuni ayirib tashlaganda mana bu kelib chiqqanda bu yerda. Hop, shunda hop hajm 4 pi taqsim 3 ni ko'paygan erning kubi dan ayrilgan 4 pi taqsim 3 ko'paygan kichkina erning kubidan ayirganimizda mana shuni hosil bo'lgan 252 pi degan javob. Ya'ni shunda mana bu yerning hajmi qolgan ayirib tashlangandan keyin. Xo'p, endi mana shu holatda pi larni qisqartirib yuboraman. Xo'p, aytayaptiki, devorning qalinligi 3 ga teng demoqda. Ya'ni mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa 3 ekan. Bu nima deganini bildiradi bizga? Katta r teng degani 3 plus kichkina r ga tengligini bildiradi, to'g'rimi? Demak, mana bu erning o'rniga mana shuni qo'yib yuboraman. Mana buning o'rniga shunda hop 4 taqsim 3 ni 4 ni 3 ni 4 taqsim 3 ni qaysi tashqariga chiqarib yuboraman. 4 taqsim 3 qavsning ichida 3 plus kichkina erning kubi minus erning kubi. Hop, mana shu teng bo'lyapti 252 ga. Hop, endi bu yerda 252 ni 252 ni ko'paytiramiz 3 ga, 252 ni ko'paytirsak 3 ga, hop, 756 ga teng ekan. Endi uni bo'lamiz 4 ga, 189 ga teng ekan. Hop, demak mana buni kubga oshirib borsak bo'laveradi. Kubga oshirsakmi bo'ladi, 3 ning kubi bo'ladi 27 plus. Hop, 3 ko'paygan 3 ning kvadrati 9 plus e ko'paytirilgan r va plus 3 ko'paytirilgan endi 3 ning o'zini yozamizda va nimani r ning kvadrati va yana plus r ning kubi va minus mana bu r ning kubi. Mana shu teng bo'ldi nechiga? 189 ga. Bu yerdan mana bu bilan bu ayrilib ketdi, to'g'rimi? Shunda qolyapti 3, 3 plus 9, mana bu 9 erning kvadrati. Hop, buni bunga ko'paytirsak, plus 9 plus 27 er. Hop, mana bu 189 tenglikning bu yoqqa o'tadi, minus bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Demak, 189 minus bo'lib o'tganining hisobiga mana bu 27 ayrilib ketadi. Mana bu 27 ayrilsa 162 ga teng ekan minus 162 va teng 0. Hop, endi soddaroq bo'lish uchun barchasini 9 ga bo'lib yuboramiz. Shunda r ning kvadrati minus plus. Hop, bundan 9 ga bo'lsak 3 r minus 162 ni 9 ga bo'lsak 18 ga teng va teng 0. Diskriminantga qo'yamiz endi. Diskriminant ildiz ostida 3 ning kvadrati 9 plus 18 ga ko'paytiramiz 4 ni 72. Hop, buni bunga qo'shsak 81, undan plus hamda minus 9 kelib chiqadi. Hop, biz plus degini olamiz faqatgina. R teng minus 3 plus 9 qo'shilib 6 hosil bo'ladi. 12 ga bo'lsak 3 ga teng. Demak, mana bu 3 ga teng ekan kichkina radius ham. Demak, katta radius nimaga teng bo'ladi? 3 ni 3 ga qo'ysam 6 ga teng bo'lar ekan. Demak,
6 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Ya'ni bizda tashqi radiusni toping deyilgan, shuning uchun 6 bo'ldi.